Merhaba arkadaşlar, benim hikayem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle, hem bugün benim ilk günüm, hikayemi ilk defa bir yaptığım bir şeyi paylaşacağım. Bugün sizlerle poğaça yapmak istedim. Önceden hamurunu yoğurdum, bezeleri ayırdım ve şimdi sizinle pişirme aşamasını yapacağız. İnanın şu an için çok heyecanlıyım. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Kusuruma bakmayın, mazur görün. Şimdi yapılışına geçelim. Eğer hoşunuza gider, beğenirseniz görüntü olarak tarifini de isterseniz açıklama kısmında paylaşırım. Umarım beğenirsiniz. Haydi beraber poğaçalarımızı şekillendirelim, pişirmeye gönderelim. Yumuşacık bir hamurumuz var. Elime de yapışıyor aslında. Ama bakalım nasıl bir şeyler olacak. Umarım iyi olur. İçlerini parmak ucularımızla bezelerimizi açıyoruz. Ben çok kolay bir şey olsun dedim. Böyle yuvarlak yuvarlak bir şeyler yapalım dedim. Hani de şöyle yapalım. Böyle yapıyoruz. Bu şekilde. Biraz daha koyalım. Cimrilik yapmayalım, değil mi? Bezelerimizi büyük aldım. Çabuk bitsin dedim. Biraz sonra bunlara şekil vereceğiz. Umarım sıkılmazsınız arkadaşlar. Yapım aşaması ister istemez sürüyor. Hızlandırma yapabiliriz aslında. Hızlandırma şeklini. Şimdi ben poğaçalarımızın peynirlerini koyduktan sonra pişirme aşamasında tekrardan buluşalım. Hem siz sıkılmamış olursunuz, hem de ben de hemencecik yaparım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Poğaçalarıma dediğim gibi şekillerini verdim. Şimdi yumurta sarılarını sürüp fırına yollayacağız. Son halinde piştikten sonra göreceğiz. Dediğim gibi hoşunuza gider. Beğenirseniz, tarifi de istenilirse açıklama kısmına muhakkak ki yazacağım. Yumurta sarısının içine ben çok hoşuma gidiyor. Yoğurt, zeytinyağı ve yumurtanın sarılarını çırpıp sürüyorum. Gerçekten poğaçalarımız o kadar güzel, yumuşacık bir şey şekil veriyor ki yani lezzeti de çok güzel oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Birçok tanıdığım, bildiğim insan da bu şekilde yapıyor. Biraz da ben bol seviyorum. Bol bol sürüyorum. Daha güzel kızarsın. Daha böyle leziz leziz olsun. Yiyelim, değil mi? Gerçi benim yememem lazım. Bayağı bir kilo aldım. Yaz geliyor. Malum zayıflamamız lazım. Ama işte sofraya oturduğun zaman gözün hiçbir şey görmüyor. Hele bir acıktı mıydın? Çikolata, cips ne bulursan yiyesin geliyor. Ben de biraz seviyorum böyle şeyleri. Tatlı, tuzlu ne bulursam hiç aramam. Yemekle pek aram yok aslında. Yemek sevmiyorum. Ya böyle oturup da yemek yiyemiyorum, sevmiyorum. Çoğunlukla çocuk gibi. Abur cubur. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bol bol sürüyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Dediğim gibi hamurunu içinde nelerin olduğunu merak ediyorsanız yine ben buradan sayayım. 1 kilo un, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı zeytinyağı, böyle 125 gram diyeyim tereyağı. Ben eritmeden koydum oda sıcaklığında, yumuşamış bir tereyağı. Hemen hemen 2 yemek kaşığı tepeleme toz şeker.
1,5 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı zeytinyağı, tabii ki de maya, ana maddesine maya. Mayayı hepsini karıştırdım. Hamur yoğurma makinesinde yoğurdum. Sonra mayalanmaya bıraktım. Mayalandıktan sonra da bezeleri aldım. Bezelerde de bayağı bir beklettim. Beklettikten sonra da işte ondan sonraki aşamayı zaten gördünüz. Beraber yaptık. İçlerine peynirlerini yedi. Ben sadece beyaz peynir koydum. İçine başka bir şey koymadım. Ben çocuklar pek maydanoz türü şeyleri sevmiyorlar. Sade daha çok hoşlarına gidiyor. Şimdi biraz da susam dökelim. Siyah çörekotunu çocuklar çok fazla sevmediği için genelde biz susam tercih ediyoruz. Susam değil mi bu? Hı hı. Bu arada kızım da benim kameramanım. Oğlum asistanlığımı yapıyor. Yanımda küçük. Yalnız bu bir ilk videomuz olduğu için biraz da tabii ki heyecanlıyız. Kusurumuza bakmayın. Yani yanlış, değişik bir şeyler yapıyorsak da acemiliğimize verin lütfen. Umarım poğaçalarım görüntüsü hoşunuza gider. Tabii ki lezzetini bilemeyeceksiniz ama görüntü olarak. Evet. Şimdi ısınmış fırında. Ben 200 dereceye ayarladım fırınımı. Evet. Önce bunlardan. Bunlar biraz durdular. Evet. Haydi bismillah. Evet arkadaşlar. Gönderdik, bismillah dedik. Onlar piştikten sonra bu küçükleri yollayacağız. İnşallah bu küçük hanımlar da pişer. Güzelce gelirler. Allah'ın izniyle. Sıkılmayın diye. Ben de daha bu hızlandırmayı falan bilemediğim için duraklatayım. Bir de pişmiş haline bakın. Bakalım siz bana nasıl not vereceksiniz. Tamam oldu arkadaşlar. Görüşürüz. Şimdi piştikten sonra tekrar devam yapacağım. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar poğaçalarımızın bir tespisi pişti. Bakın diğerini attım. Bakın yumuşacık. Yumuş yumuş bir poğaçamız olmuş. Bayağı bir sıcak. Kusura bakmayın. Işığı da yakalım. Daha net görürsünüz. Bakın. Gerçekten çok garantili bir tarif. Mutlaka deneyin. Bakın arkadaşlar, yumuşaklığını görüyorsunuz. İnanın sıcak. Bakın içine. Görüyorsunuz. Gerçekten harika. Muhakkak lezzeti de güzeldir. Tabii ki ben yaptığım için demiyorum ama. Diğeri de. Göster kızım. Bakın diğeri de pişiyor. Bayağı bir güzel kabardılar. Onlar da pişsin. Üzerini bunların örtelim. Onlar da pişince tam detaylı şekilde gösteririz. Ve şimdi benim oğlanın yarın sabah arkadaşları gelecekmiş. Bütün her gün bir öğrencinin sınıfında arkadaşlar okul olarak sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte evlerinin önüne gelip geziyorlarmış. Oğlum da bana rica etti. Anneciğim dedi, arkadaşlarım gelirse onlara dedim. Ufak çikolatalardan dedi dağıtabilir miyim dedi. Ben de kırmadım onu. Gittik biraz önce Ali'ye. Ali'den böyle iki parça çikolata aldık. Tabii içlerinde fazladan var. Biz yine fazla aldık. Şimdi onları yarın için hazırlayalım dedik. Hadi sen onları da sen yap Talha. Arkadaşlarına verecekmiş teyzeleri. Poğaçalarımız pişerken de bunları dedik gösterelim. Talha duramıyor yerinde. Hazırlayacakmış, yapacakmış. Çocuklar işte her istedikleri oluyor. İçindeki. Böyle ufak çikolatalardan arkadaşlarına hediye yapacakmış. Ben de dedim hadi bakalım senin dediğin olsun. Birer tane arkadaşlarına hediye yapacak. Talha sen zaten kilolusun anneciğim. Bırak yani arkadaşlarınla birlikte yersin. Öf ya.
Aa, olmaz şimdi ama. Şimdi yardım bir tane şöyle çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Bakın teyzelere. Bakın. Zaten kendi yeterince kilosu var. Aslında biz istemiyoruz. Ablaları da karşı. Ama işte dinlemiyor bizi. Annesi diyoruz yeme, diyet et, diyete gir diyorum. Bana o zaman diyor ki sen de gir diyete, sen niye girmiyorsun? Ama ben çikolata yemiyorum ki. Kendi yiyor. Aynısı. Ay sormayın. Evin küçüğü olunca her istediği oluyor. Kıramıyoruz da. Ama kendi sağlığını düşündüğümüz için ona ricalarda bulunuyoruz ama çocuklar çikolata türü şeyler oldu muydu? Tabii ki duramıyorlar. Poğaçalarımızı alalım. Soğudu bunlar. Diğerleri de henüz pişmedi. Bunları böyle başka bir tepsiye alalım. Gerçekten arkadaşlar tarifi deneyin. Gerçekten memnun kalırsınız. Bana da belki ufacık dua edersiniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Gerçekten bakın yumuşacık, sıcak olduğu için ister istemez. Bakın içi de çok net, çok güzel pişmiş. Kızım deniyor şimdi. Nasıl olmuş Sude? Ben deneyim tanı. Hadi sen yeme Talha. Oğlum senin için çok güzel olmuş yani. Tabii çok nefis olmuş siz bence. Siz hep deneyin. Yani kolay ve güzel bir tarif. Yani herkese enfiyon yapıyorum. Enfiyon. Tavsiye. Biz de unuttuk. Arkadaşlar gerçekten bugün ilk günümüz. Ya ben aslında bu kanalı bir sene öncesinde açmıştık. Ama bir cesaret edemedik. Benim küçük oğlan birkaç kendine ait bir şeyler koymuş. Ben de dedim ya hadi dedim biz de deneyelim, biz de yapalım. Niye yapmayalım ki dedim. Bugün de poğaça ile açılışımızı yaptık. Umarım bundan sonra da sizler de hoşunuza gider. Destek verirseniz hani bu beğeni var. Beğeni olur. Like. Beğeni yapacaksınız. O maviler var ya birisi like. Aşağıyı gösteriyor birisi yukarıyı. Hı. Biz yukarıyı istiyoruz. Aşağıyı sakın yapmayın. Ondan sonra abone olmanız lazımmış. Gerçi sizler daha iyi bilirsiniz. Ben acemiyim. Bu konuda bana da yardımcı olun. Diğer YouTuber insanlar var. Böyle aynı kanallar olanlardan. Onlardan da destek istiyoruz. Eğer onlar da görürler de sesimizi duyarlarsa onlardan da yardım istiyoruz bu konuda. Bize destek çıksınlar. Ricada bulunuyoruz. Ben bayağı birkaç kanal izliyorum. Onları da çok beğeniyoruz. Bakın arkadaşlar. Güzel olmamış mı? Gerçekten. Gerçekten kendi yaptığım için demiyorum. Muhteşem görünüyor. Görüntüsü olarak. Lezzeti de gerçekten. Yani beni fazla tanımıyorsunuz gerçi ama. Denediğiniz zaman hak vereceksiniz. Yani görüntü olarak da. Davet sofralarınızda. Günlerinizde. Ne bileyim. Kahvaltı sofralarınızda. Özellikle pazar kahvaltılarınızda. Çocuklarınıza yedirebileceğiniz. Hoş güzel bir. Poğaçalar oldu. Ben biraz ne yalan söyleyeyim. Büyük büyük yaptım. İsteyen küçük küçük yapır. Tabii ki bu zevke kalmış bir şey. Ben biraz çabuk bitsin dedim. Acele işlerimiz vardı bugün dışarıda. Eve geldim saat geç olduğu için. Koca koca yaptım. Yani güzel oldu. Lezzeti de güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Tavsiye ediyoruz. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz poğaçalarımı. Kanalı da yeni açtığım için dediğim gibi biraz heyecanlıyım. Ne konuşacağımı da bilmiyorum. Sizden isteğim bir beğeni, bir de abone olursanız çok çok memnun kalırım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bundan sonra muhakkak ki devamlı görüşeceğiz. Eğer hoşunuza giderse sohbet bloglarımız olur. Yine yapacağımız çocuklarıma yaptığım yemeklerim olur. Arkadaşlarla buluştuğumuz zaman izin verirlerse onlarla oturmalarımızı, sohbetlerimizi çekeriz. Bu kadar. Benden bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Abone olun. Aşağıda bir zil tuşu var. Oraya basarsanız hiçbir tane videoyu kaçırmazsınız. Arkadaşlar. Ve bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Tschüss.